Selam, herkese merhaba. Bugün bebeğime kahvaltı hazırlayacağım. Diş çıkarıyor. Bunu severek yiyor. Sizinle paylaşmak istedim. Hem bebeğiniz eğer avokado seviyorsa bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kaç gündür böyle kahvaltıyı yapmak istemiyordu. Bu şekilde hazırlayınca yiyor. Aç kalmasından iyidir. Ben yarım avokado kullanacağım. Şu şekilde kabuğunu soydum. Şu şekilde bu tarafa ayırdım. Ben elimle soyuyorum. 4 tane cici bebe ekleyeceğim. Benim kullandığım organik keçi sütlü. Bir tane yumurta sarısı ekleyeceğim. Yarım muz ekleyeceğim. Bugünkü kahvaltımız böyle. Şöyle yapacağım. Önce şu cici bebeleri alayım. Evet, avokadomuzu ezelim. Böyle çatalla 2 dakikada eziliyor. Ben kahvaltısını 6 aydan sonra hep böyle çatalla ezmeye çalıştım ki bir türlü yiyebilsin diye. Şimdi her şekilde yiyor ama diş çıkarıyoruz yine. Biraz da sanki rahatsız. Hatta biraz ben de biraz rahatsızım. Belki sesim. Şöyle iyice ezeceğim ben. Ben bu şekilde bırakıyorum. Bir türlü bırakıyorum. Yiyor çünkü. 6 aylık bebekler için de uygun. Hem bebeğimizin beyazını da ekleyecektim de onu yemeyecek diye biliyorum. Onun için sadece sarısını ekledim ben. Evet, muzumu da eziyorum. Eğer muzu avokadoyla birlikte verirseniz, yumurtayla birlikte, kesinlikle bebeğiniz kabız olmayacaktır. Ben günlük veriyorum. Çünkü günlük avokado yediği için kabızlık sorunumuz da olmuyor. Bu şekilde ezdim. Evet, 4 tane cici bebeğimi ekliyorum. Birazcık ılık su ekleyeceğim sulandırmak için. Sütle de yapabilirsiniz. Eğer bebeğiniz 1 yaş üstü ise. Benim günlük sütü içtiği için vermek istemedim aslında. Çünkü çok içtiği zaman kabızlık sorunundan ziyade kansızlık oluyor bebeklerde. Dediğim gibi ben biraz pütürlü bıraktım. Daha çok siz çatalla ezebilirsiniz. Evet. Bizim bayılarak sevdiğimiz kahvaltımız. Avokadolu. Evet. Kahvaltımız hazır. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım hanımlar.